Evet arkadaşlar şimdi üçüncü maddemiz arkadaşlar yine integralde rasyonel fonksiyonları basit kesire ayıracağız. Önce basit kesire ayıracağız. Öyle integral kuralına geçeceğiz. Şimdi burada önemli bir madde yazmışız size. Dikkat edin. fx ve gx ortak çarpanı olmayan iki polinom olsun. Polinom bir nevi fonksiyon çeşididir arkadaşlar. Nedir? Polinom derece ile belirtilir ve derecesi doğal, doğal sayı olan her değişken bizim için polinom ifadesini kazanır ona dikkat ediyoruz. Ve buradan gx'e 0 olmayacak şekilde yani böyle kesirli ifade olacak. Sizin anlayacağınız pay fx'e g fx'e ve dx integrali ile gösterilir nasıl alacağız. Uyarılarla dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bizim için fx pay. Payın derecesi burada kullanacağımız x'li ifadelerin derecesi gx'in derecesinden büyük ya da eşitse arkadaşlar fx gx'e bölünerek yapılır demişiz. Yani işlem devam ettirilir. Yani gx dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sıfırdan farklı olacak. Ve bakalım. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bunun integralini nasıl alırız? Türevleri de hatırlayalım gene arkadaşlar. Bölümün türevi bayağı bizi uğraştırmıştı. Burada integralin türevi de ona benzer bir şeydir arkadaşlar. Şey integral alma yöntemi. Bölümün integrali. Şimdi burada bakıyoruz. X'in üzerindeki sayılar en büyük x'in üzerindeki en büyük sayı dereceyi belirler ve her birisi bizim için polinom. Dolayısıyla biz burada ne dedik birbirine bölerek burası bizim için fx ise burası bizim için gx de ifade ederiz. Buradan arkadaşlar şu şekilde yazıyoruz. Burası hemen x artı 3'ü payı paydaya bölüyoruz. x eksi 2 var burada yapınca da arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. X'in katsayısına göre. Buraya X'i elde etmek için şurayı 1 ile çarpmam yeterli. 1 çarpı X, X'tir. 1 çarpı eksi 2, eksi 2'dir arkadaşlar. Ve buralar artı olduğu için bunlar zıt işaretli yapılarak yani eksiyle ile çarparak bu işaretler toplanma toplanarak yapılır arkadaşlar. Burası artı eksi olduğu için birbirini sıfırlayacaktır. 2, 3'ü toplasam 5'tir arkadaşlar. Ve bu. integral işlemimizi alırken normal hemen yerine yazıyoruz. Bunun yerine artık burası tam kısımdır arkadaşlar. Tam kısım 1 artı diyoruz. Payda neyse arkadaşlar, şey, kalan neyse paya yazılır. Paydamız neyse aynen yazılır. Buna göre de integral alınır. Buna dikkat ediyoruz. Bir daha şu bölmeyi anlatıyorum size. Buna dikkat edin. Tekrar dedik. Pay paydaya bölünerek yapılır bu tür integraller. Eğer dereceler eşit veya payın derecesi paydadan büyükse Dolayısıyla burasını elde etmek için hemen burası bir tane x'tir, burası da bir tane x. Burayı bir ile çarparsam hemen x'e göre bölme yapıyoruz. Bir kere x x arkadaşlar bir kere şu burası buraya göre göre bir kere x x bir kere eksi 2 iki, eksi 2'dir. Ve burada bulduğumuz işaretleri de zıt işaretli yapıyoruz toplayarak yok ediyoruz. Zıt işaretli yaptıktan sonra art, burası eksi x burası artı x birbirini sıfırlar. Burası eksi 2'de artı 2 oldu. Topladığımızda 5. Burası bizim için pay oluyor. Burası bizim için de tam kısım oluyor. Buna dikkat. Tam kısımda birleşik kesirden hatırlayalım ayrı yazılır. Yani bizim için tam kısım 1'dir. Artı kalan paya yazılır. Payda neyse aynen yazılır. Ve integral alınırken artık işimiz burada kolay. Hemen integralımızı alıyoruz. Bu tür sabit sayıların önüne x yazılarak integral yazıyorduk. 1 bir, bir olduğu için 1x. 2 olsaydı 2x. Buradaki sayılarda paydaki sayı pay kısmındaki sayı aynen yazılır. Paydanın kısmı arkadaşlar türev 1 ise türevi alıyorsunuz. x eksi 2'nin türevi 1 olduğu için direkt bunu da ln x eksi 2 olarak yazıyorsunuz. En son integral sabitimizi ekliyoruz. Cevabımız bu. Bu tür sorularda ancak böyle türev alabilirsiniz. Bu da bir nevi integral alma yöntemidir. Tabi değişkeni değiştirmeden bu sefer rasyonel sayıların özelliklerini kullanarak yaptık. Buna da dikkat edin. Şimdi kendimiz bir örnek verelim. Şuna dikkat edelim. Diyelim şurası 2 tane x burası eksi 3 olsun. Bölü burası x artı 1 olsun. Ve desin ki dx integrali nedir bunun? Hemen böyle bir şey sorduğunda hemen yapmamız gereken arkadaşlar bu tür sorularda x'in üstündeki sayılara bakıyorsunuz. Dereceler eşitse hemen pay kısmını payda kısma bölerek yapabilirsiniz. Burası da x artı 1'e bölüyoruz. Burasını hemen yok etmek için kaç tane x 2 demek ki 2 ile çarparsam işim kolaylaşıyor. 2 çarpı x 2x. 2 kere 1 burası 2 ettiğini görüyoruz. Ve buradan da şuradaki işaretleri arkadaşlar zıt işaretli yapıyoruz. Taraf tarafa toplayarak. Artıdır burası. Artı 2x eksi 2x'i sıfırlar. Burası eksi Eksi 3 ile eksi 2 topladığımda eksi 5 ettiğini görüyorum. Buradan artık integral alırken tam kısmım 2'dir. Artı diyorsunuz arkadaşlar. Karıştırmamanız için şurası eksi 5'i pay kısmında parantez içinde yazıyorum. Burası bizim için artık paydayı aynen yazıyoruz. X artı 1 bu şekle getirdikten sonra arkadaşlar direkt integralinizi alabilirsiniz. Yani artı ile eksi çarparak da işinizi şu şekilde kolaylaştırabilirsiniz integral 2 buradaki artı ile eksi çarpım halindedir arkadaşlar. Çarpmak demektir. Hemen burayı eksi yapıyorsunuz. 5 bölü burası x artı 1'e döndü demektir. dx. Ve devam ediyoruz. Hemen 2'nin önüne eğer arkadaşlar eşitliğimi buradan yazayım size de görün daha rahat. 2'nin önüne x yazarsak 2'nin integralini almış oluyoruz. 5'i direkt burada yazıyoruz. Çarpı paydanın türevi 1 olduğu için hemen burası elen x artı 1 yazıyoruz ve işlem alınırken integral sabitimizi eklemeyi unutmuyoruz. İşte bu sorunun da integral sonucu bu. Devam ediyoruz. Bu sefer dikkat ederseniz arkadaşlar bizim integral alma yöntemimizde payın derecesi paydadan büyük. Payın derecesi paydadan büyükse yine bölme işlemini kullanarak yapıyoruz. Ha size bir hatırlatma da eğer çarpanlara ayırmadan ayrılıyorsa ve yok edilebiliyorsa hiç gerek de kalmıyor bunlara. Bunlar da sadeleştirme olmadığı için çünkü ortak çarpan yok. Bölerek yapabiliriz. Kuralımız da öyle verdik. Ortak çarpan yoksa. X kare burası eksi 4 tane x artı 5. Burasını paydaya bölüyoruz arkadaşlar. Paydası nedir? X artı 1. Hemen siz buradan Buradaki x kare elde etmek için x çarpı x'dir. Demek ki burayı bölüme x yazmam lazım. x çarpı x x karedir arkadaşlar. x çarpı artı 1 artı 1 tane x'tir arkadaşlar. Bunları da zıt işaretli yapıyoruz. Unutmuyoruz. Hemen bunların topluyoruz. Bunlar birbirini götürüyor arkadaşlar. Eksi 4x, eksi 1x var, eksi 5x eder. Burası da artı 5'im var. Ve buradan da dikkat edersek arkadaşlar şurasını eksi 5 ile çarparsam hemen bu 5x'i yok edebiliyorum. Burası eksi 5x ediyor. Burası da eksi 5'tir. Burasını eksidir artı yapıyoruz. Eksi ile çarpıyoruz. Zıt işaretli yapıyoruz bunları taraf tarafa topluyoruz. Eksi 5 ile 5 x ile artı 5 x birbirini götürdü. Artı 5 artı 5'i topladık 10 etti. O zaman işimiz kolay oldu artık arkadaşlar. Şurası integralımız tam kısmın burada nedir? x eksi 5 artı burası 10 bölü payda neyse yazıyorum. x artı 1'dir. Burası dx. Şimdi integralımı almak kolay oldu benim için. Hemen x'in integralini alırken arkadaşlar üstü 1'dir. Dikkat edin üstü 1. Hemen üstüne 1 yazıyoruz. Bu üstünü de aynen arttırıyoruz. Arttırdığımız sayıyla beraber paydaya yazıyoruz. Bu 5 sabit bir sayıdır. Önüne x yazacağız. Burası onumuzu paydadaki sayı aynen yazılır. Çarpı diyoruz. Paydanın türevi 1 ise direkt ln içinde yazıyoruz. x artı 1 olacak arkadaşlar. En son integral sabitimiz olan c'yi ekliyoruz. İşte bunun cevabı da bu. Şimdi bir örnek de biz oluşturalım bununla ilgili. Diyelim ki şurası desin ki işte x kare artı ne olsun 3x olsun artı 1. Böyle bir soru sorsun bize. Bölü burası da x artı 2 olsun. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Burası 1'dir. Bakıyorum yukarıda çarpanlara ayrılmıyor. Hiçbir ortak çarpan yok. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Bu tür sorularda x kare artı 3x artı 1 getirip pay, pay kısmını paydadaki denkleme böleceğiz. İşimiz kolay olacak. Tekrar bakıyorum burayı elde etmek için. Şimdi x de çarparsam burayı hemen x kare x çarpı 1 burası 2 olacak arkadaşlar. Ah, şurası 2. 2, 2. 2 çarpı x 2x ettiğini görüyoruz. Burası önce zıt işaretli yapıyoruz bunları ve sonra topluyoruz. Bunlar birbirini sıfırlıyor. 3x'ten 2, eksi 2x'i topladım. Artı x ettiğini görüyorum. Burası da artı 1. Hemen x'in kat sayısına göre burayı artı 1 ile çarparsam denklemimi çarpalım arkadaşlar. Hemen artı 1x. Burası artı 2 ettiğini görüyorum. Bunları da zıt işaretli yapıyorum. Taraf tarafa topluyorum. Bunlar birbirini götürüyor. Artı 1 eksi 2 topladım. Eksi 1. Artık şurasını yazarken integral Buradan hemen x artı 1 diyorsunuz arkadaşlar. Pay, e, bölüm kısmını aynen yazıyoruz. Buradası eksi ise artık eksi diyorsunuz. 1 bölü payda. Bunu yazdıktan sonra işimiz kolay oldu artık türev şey, integral almada. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce bu x'in üstündeki sayılara. Tabi burada artık integral belirsiz integral kuralları devreye giriyor. Burada nedir? x'in üstü 1'dir. 1 artıracağız 2. Ve bunu aynen paydaya da bölüyoruz. Artı ne var burada? Sabit bir sayım var. 1. Bir. 1'in önüne x yazacağız. Yani 1x. Burası eksi 1 var. Eksi yazacağız demektir. 1 etkisiz olduğu için gizli de kalabilir. Paydanın türevi de 1 olduğu için direkt burası ln x artı 2 yazılacaktır. Burası artı integral sabitimiz C'yi eklemeyi unutmuyoruz. Bunun cevabı da bu. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi diğer bir uyarımız arkadaşlar bu biraz uğraştıracak bizi. Uğraştırırken de çünkü bu sefer pay derecesi küçüktür paydaya bölünmüyor. Yani dikkat edersek fonksiyonumuzda da tanımımızı fonksiyonun tanımında da göreceksiniz. f(x)'in derecesi g(x)'in derecesinden küçükse. Yani buradaki derece 1. Buradaki derece 2 dikkat ederin küçüktür. İse ifade basit kesirlere ayrılır. Yani gx çarpanlarından e, çarpanlara ayrılarak yapılır. Şimdi burası ne demektir onu bir görelim. İlk önce bu integral işlemimizi devam ettirmek için arkadaşlar şu integralin denklemini ayrı yazacağız. Şu şekilde bölü. Şurası x kare eksi 9 tane x artı 14. Bunu bu şekilde yazacağız ve çarpanlara ayırarak gideceğiz. Şurası dikkat ederseniz 2 ile 7'nin çarpımı 14 edecek. Burası eksi olduğu için büyüğüne eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Burası x. x'tir. Ve bunlar çarpanlara ayrılırken bakacağız burası x eksi artı 3 bölü. Burası bizim için x eksi 2 çarpı burası x artı şey, pardon eksi 7 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu ayrılırken de arkadaşlar bu sistemde bilmiyoruz. Bir kısmı bunun paydasına gelecek. Bu kısmı bunun paydasına. Burası A bölü birinci kesir diyorsunuz. X eksi 2. İkinci kesire de B diyorsunuz. Burası B bölü X eksi 7. Böyle bu şekilde. Yani çarpanları ayrı ayrı yazıp paylarına harfler vererek buna basit kesirlere ayırma şekli diyoruz. Şimdi buradan da işimizi kolaylaştıracağız artık. E, dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada pay kısmını çarpacağız. Paydayı tekrar buna dönüştüreceğiz. Şurası x eksi 7 ile çarparsam burasını x eksi 2 ile çarparsam benim denklemim burada şu olacak. Dikkat edelim. A çarpı burası x eksi 7 artı B çarpı burası x eksi 2 olacağını göreceğiz. Paydamız burası x eksi 2 çarpı ortak payda ya denk getiriyoruz. Bu kesilerimizi x eksi 7 olduğunu görürüz. Burada a ile b'nin değerini tespit etmek için bunu yapıyoruz. Ve burası bizim için x artı 3 bölü şurası x eksi 2 çarpı hemen dikkat edersek arkadaşlar x eksi 7 payda eşit oldu. Bizim bu payda eşit olduktan sonra artık diğerleriyle işimiz tek bir yerde kalıyor. Yani işlemimizi yazmaya devam ediyoruz buradan. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. İşlemimiz neydi? Hemen buradaki a x eksi 2 Basit kesirlere ayrılmış şekilde söylüyorum. Burası b bölü x eksi 7 idi. Buradan ne buldum en son? x artı 3 eşittir. Burası a çarpı x eksi 7 artı b çarpı burası x eksi 2 diye demiştik. Yani kısacası şunların paydasını çapraz yanlarında görün. a'yı bulabilmeniz için arkadaşlar önce a'nın altındaki denklemi sıfır eşitliyorsunuz. Yani x eşittir. Eksi 2 için. Eşittir 0 için. Burada A değerini tespit edeceğiz. Ve A değerini tespit edince arkadaşlar getirip yerine yazıyoruz. X x için yani burası x eksi 2 için bu bize kolaylık sağlayacak b'yi de sorduğunda burası x eşittir yani eksi 7'yi sıfırlamak için yapacağız daha kolay polinomda sıfır eşit demek tam bölünebilmek demektir işimizi kolaylaştırıyor Şimdi burada bunu bu tarafa attım da arkadaşlar x eşittir 2 olduğunu görüyorum. Getirip x gördüğüm yere yazıyorum. Şimdi yazıyorum 2 artı 3 eşittir buradan a çarpı 2 eksi 7 eşittir artı pardon b çarpı 2 eksi 2 olduğunu görüyorum. Zaten burası 0 olduğunu görüyoruz. Burası 5 tane eksi 5 tane a eşittir 5 olduğunu görüyoruz. Burası a eşittir eksi 1 olduğunu görüyoruz. İkincisi arkadaşlar B değerini bulmak için. Buradan hemen işlemimize dikkat ediyoruz. B değerini bulmak için buna da şöyle bir dikkat çekiyoruz. Bu sefer bunun altındakini yani şöyle karışmaması için şöyle yapalım. X eksi 7 eşittir. Burası 0 için B'yi bulacağız şimdi. B'yi bulmak için arkadaşlar direkt yapmanız gereken artık getir bunu x eşittir 7 diyorsunuz ve getirip yerine yazıyoruz. Yerine yazalım arkadaşlar. 7 yazdığımızda burası 0. 7 yazdığımızda burası hemen 5 olduğunu görüyoruz. Yani burada 7, 7 yazacağız ve 7. O zaman bizim için burası 10 etti. Eşittir. E, burası 0 etti. B çarpı artık 5 tane B ettiğini görüyorum arkadaşlar. Buradan da B'yi bulmak için B eşittir burası. Bizim için ne etti? Hemen 2 ettiğini görüyoruz. Ve buradan da. Bunları bulduktan sonra A artı B'yi de isteyebilir. Burada A'nın değerini ayrı da isteyebilir. B'nin değerini de ayrı isteyebilir. Yani şu A kaçtır, şu B kaçtır onların değerini de isteyebilir. Dikkat edin. Şimdi integralde getirip A'yı yerine yazıyoruz. İntegralimiz neydi arkadaşlar? A'yı eksi 1 bulduk. Getirip yerine yazıyoruz. Paydasında ne var? X eksi 2. Artı B'yi ne bulduk? Getirip yerine yazıyoruz. Burası da X eksi 7 olduğunu görüyoruz. Dx ve integralımızı alıyoruz. İntegral alınırken şuradaki eksi aynen yazılır. Paydanın türevi 1 arkadaşlar burada elenli yazılır. ifademiz. elen x eksi 2 burası ve dikkat edelim artı hemen buradan da 2 burada var arkadaşlar. Aynen yazılır. Paydanın türevi 1 olduğu için elen burası x eksi 7 olarak yazacaksınız. Artı c'yi de eklemeyin. Şöyle bunu bizim için cevabını dikdörtgen içine alıyorum arkadaşlar. Daha iyi görebilmeniz için. Cevabımız bu. Şimdi başka bir soru. Kendisi gene bize sormuş. Biz o soruyu tekrar bu sistemle çözeceğiz. Şimdi bizim sorumuz şu olacak artık. Şimdi buraya biz önce burayı çarpanlara ayırmış şekliyle düşüneceğiz. Dikkat edelim. Burası eksi 1 ile 2 kare farkından düşünüyoruz. Burası artı 1. Çarpanlarına tek tek ayrı yazıyoruz. Burası a bölü x eksi 1 düşüneceğiz. Artı b bölü x artı 2 düşüneceğiz ve dx. Burası x artı 1 pardon. dx integralimizi alıyoruz. İlk önce şunlar çarpılırken arkadaşlar dikkat ederseniz burası 1'e eşit. Hemen bunlar 1'e eşit olduğu için pay kısmının o zaman şunu çapraz çarpımları getirip bunu a çarpı dikkat ediyoruz. a çarpı burası x artı 1 çarpı B artı pardon. B çarpı. Bunu çapraz çarpıyoruz. Paydaları eşitlemiş oluyorsun. Yani buradaki paydayı getir bununla çarp. Buradaki paydayı da getir bununla çarparsanız daha rahat. Burası da bizim için x eksi 1 eşittir. Burası 1 olduğu için 1'e eşitliyoruz. Paydalar eşit olduktan sonra. Sonra A'nın altındaki sayıya bakıyoruz. Dikkat edelim. A'nın altındaki sistem x eksi 1'dir. Eşittir 0 için diyoruz. Ve dikkat ediyoruz. Getirip denklemi yerine yazıp a'yı bulacağız. O zaman x eşittir 0 için a'yı bulacağız. Eksi 1 için. x eşittir burada 1 olacak. Getirip 1'i gördüğüm yere yazıyorum. O zaman burada 1 yazdığımda 2 a ettiğini görüyorum. Burası 1 yazdığımda 0 ettiğini görüyorum. Eşittir 1. a'nın burada 1 bölü 2 çıktığını görüyorum. İkinci durum. B'nin altındaki sayı x artı 1. x artı 1 eşittir 0 için Burası B buluyoruz arkadaşlar. Ve sıfıra eşitliyoruz. X eşittir eksi 1. Eksi 1'i gördüğüm yere yazıyorum. Buraya eksi 1 yazdım 0. Buraya eksi 1 yazdım. Eksi 2 tane B eşittir 1 ettiğini görüyorum. Ve burası benim için B eşittir. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümde eksi 1 bölü 2 ettiğini görüyorum. Yani buradan arkadaşlar A değerini 1 bölü 2 buldum. Burası B değerini de Eksi 1 bölü 2 bulduğum için araya artı ile eksi çarpıyorum. Eksi olacak. 1 bölü 2 olduğu gibi dışarı alıyorum. 1 bölü 2 böyle dışarı alabilirsiniz. Pay kısmında o zaman a'nın yerine 1 yazabilirsiniz. x eksi 1. Arası eksi oldu. 1 bölü burası x artı 1 oldu artık. Çarpı dx ile. Bunun artık bu şekilde yazmayla integrali alabilirsiniz. Burası bizim için 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Çarpı diyeceğiz arkadaşlar. Parantez var artık bizim için. Ve dikkat edelim. Ve arkadaşlar yani buradaki 1 bölü 2'ler pay kısmındaki 1 bölü 2'ler ortak olduğu için onu ortak paranteze direkt dışarı yazabilirsiniz. Ortak sayı ikisi. Pay kısmında A'nın anın değeri 1 bölü 2 buldum. B'nin değeri 1 2 buldum. 1 bölü 2 her hem A'da hem B'de ortak olduğu için direkt dışarı alıyorsunuz. Artık parantezle işlem yapacağız. O zaman paydanın türevi 1 olduğu için burası ln burası x eksi 1 olarak yazacağız. Burası eksi var arkadaşlar. Burası da paydanın türevi nedir? 1'dir arkadaşlar. Burası da şey pardon şurası artık ln ile yazacağız. Şurayı silelim. x artı 1'in türevi nedir? Orada türevi paydanın türevi yani x artı 1 o da 1 olduğu için ln Burası da x artı 1 olacak. Artı c'mizi bırakmayı unutmuyoruz. Şimdi logaritmada arkadaşlar burası pay. Pi, burası payda olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2'mizi yazıyoruz. Burası da ln. Hemen şu şekilde x eksi 1 pay olacak. x artı 1 payda olacak. Şunu şöyle yazıp en son C'yi de ekleyebilirsiniz. Buna da dikkat ediniz. Cevabımız her ikisi de doğru. Artık şıklarda hangisi varsa. Yani bizim için şuraya kadar parantezimiz geliyor. Ona dikkat edin. Demek ki cevabımız buradan bir dörtgen içine alalım. Hemen bu olduğu gözüküyor. Şimdi kendimiz bir örnek oluşturalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi burada integral arkadaşlar. Diyelim burası yine dx olsun. Burası ne olsun? x kare eksi 4 olsun. Burası dx. Şey, i̇şte pardon dx yazmamıza gerek yok. Yazdık bir kere. Şöyle sileceğiz. Ve bakalım. Böyle bir soru sorduğunda bakalım ne yapacağız. Ve ben de soruyorum size. İlk önce arkadaşlar bu kesri çarpanlara ayıracaksınız. Burası 2'nin karesi olduğu için x eksi 2 ile x artı 2 şeklinde yazma şansına sahipsiniz. Çarpanlar ayırmayı iyi bilmeniz lazım bu sorularda. Şimdi burası integral alınırken burası a bölü artık x eksi 2 artı b bölü x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Burası dx diyeceğiz. Bunu yaparken de arkadaşlar bunun paydasını getirip bununla çarpıyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Bunun da paydasını bununla çarpıp önündeki sayı neyse artık ona eşitliyoruz. Bakalım. Şurası x eksi 2 şey x artı 2 çarpı a sayısı artı var arada. Burası x eksi 2 eşit çarpı b sayısı. Burada bir şey yoksa biri eşittir demektir. O zaman hemen a'nın altındaki sayıya göre şey denkleme göre sıfıra eşitliyoruz. Getirip a değerini bulacağız. Yerine yazarak. O zaman x burada eşittir 2 olduğunu görüyoruz. Getirip buradan 2 yazdım. 2 yazdım. Burası sıfır olduğunu görüyorum. 4 tane. 4 tane A eşittir burada nedir? 1'e eşit olduğunu görüyorum. Burada A eşittir hemen 1 bölü 4 olduğunu görüyorum. Buradan da takip edelim arkadaşlar. B'yi bulabilmek için. B'nin altındaki denklem nedir? X artı 2. X artı 2 eşittir 0 için B değerini bulacağız. X eşittir buradan o zaman eksi 2. Getir buradan eksi 2 yazarsam burası 0 olduğunu, şurası 0 olduğunu görüyorsunuz. Eksi 2 yazarsam eksi 4 B ettiğini görüyorum. Eksi 4 ve eşittir burası 1 olacak. B de buradan hemen eksi 1 bölü 4 olduğunu görüyorum. Her ikisinde de burada yerine yazarsak A'nın değeri 1 bölü 4. B'nin değeri de artı var arada eksi 1 bölü 4 bulduk. 1 bölü 4'ü direkt dışarı alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde 1 bölü 4. İntegral artık bizim için A yerine 1 bölü x eksi 2 artı eksi var arada. Çünkü eksi oldu artık. 1 bölü x artı 2 şeklinde yazıyorsunuz. dx artık bunu integral almak bizim için kolay. 1 bölü 4'ümüzü yazıyoruz. Karıştırmamanız için. Burası 1 bölü 4. Karıştırmamanız için parantezle gösteriyorum. Şurası elenle yazılır arkadaşlar. Paydanın türevi 1 ise. Pay 1 ise. Elen x eksi 2. Eksi burası ln. Burası x artı 2. Burası da parantezimizi kapatıyoruz. En son integral sabitimizi ekliyoruz işlem bittikten sonra. Bu ifadeyi arkadaşlar hani arada eksi varsa bunu pay bunu payda şeklinde de yapabiliyorduk. 1 bölü 4 çarpı ln burası x eksi 2 bölü x burası artı 2 şeklinde de yazabilirsiniz. Artı c. Demek ki en son şeklimiz burada nedir? Buna dikkat ederseniz sizin için çok rahat bir soru oldu. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Fonksiyonu diyor basit kesirlere ayırınız. Ayıralım beraber. Basit kesire ayırmak için ne yapmak lazım? Yani bu sefer integrali değil basit kesire ayırma şeklini sormuş. Şimdi burada bu tür sorularda basit kesire ayırırken önce şuranın çarpanlar ayırma şekillerini öğrenin. x kare burası eksi nedir arkadaşlar? 2'nin karesi. O zaman burasını şöyle yazabiliriz. x eksi 2 ile burası x artı 2'nin ayrılma şeklidir. 2 çarpan varsa arkadaşlar birincisine a ikincisine b diyoruz. Buradan birinci çarpanı yaz buraya. x eksi 2 artı burası hemen ikincisine de x artı 2 yazabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Buradan da hesaplarken arkadaşlar bu şekilde yazdığımızda yani şu şekilde yazdığımızda basit kesirlere ayrılma şeklidir. Ola ki arkadaşlar a'nın b'nin değerini isteyebilir. Hemen siz bunları şu şekilde çapraz çarpıyorsunuz. Çapraz çarpıyorsunuz. Paydalar o zaman eşit olmuş oluyor. Burası çarptığımızda x artı 2 çarpı burası. Bizim için artık a oldu. Şurasını çarparken şurayı çarparken arkadaşlar artı x eksi 2 çarpı b ile çarpabilirsiniz. Buradaki pay kısmı neyse ona eşitliyoruz. 6x'e. Buradan bunu hesapladıktan sonra arkadaşlar artık bizim için polinom şekline giriyor. Buradan hemen x paydanın altında ne var a'nın? x 2. x 2 için eşittir 0 a değerini bulacağız. x eşittir. Burası arkadaşlar eşittir 2 ise getirip yerine yazıyoruz. Önce 2 yerine yazdığımızda burası 2 yazdığımızda 2 yazdığımızda hemen buranın 0 olduğunu görüyoruz. Burası 2 2 daha hemen 4 tane a ettiğini görüyoruz. Eşittir işlemde burası burada da yerine yazıyoruz. Yazıyoruz arkadaşlar. 6 çarpı 2 12 ettiğini yani 4A eşittir 12'de A buradan eşittir 3 ettiğini görüyoruz. Ola ki bizden B'yi isteyebilir. O zaman B için B'nin altında ne var? Burası X artı 2 eşittir 0 diyeceğiz arkadaşlar. B değerini bulacağız buradan. Hemen X buradan eşittir eksi 2 olacak. Getir denklemde yerine yazıyoruz. Buraya eksi 2 yazıyorum e, eksi 2 yazıyorum ve buradan da eksi 2 yazıyorum. Denklemde tekrar yerine yazıyoruz. Eksi 2 yazdığımızda A kısmı yani buradaki A taraflı denklem sıfırlanıyor. Burada eksi 2 eksi 2'nin toplamı eksi 4 tane B ettiğini buradan da eksi 2 ile 6'yı çarptığımda eksi 12 ettiğini görüyorum. Her iki tarafı eksi 4'te bölüyorum. Eksi 4'te bölüyorum. Şunlar birbirini sadeleştirdiğini görüyorum. Ve buradan B Eksinin eksiye bölümü artı 12'nin 4'e bölümü 3. Buradan hem A hem B'nin değeri de 3 olduğunu görüyoruz. Demek ki buradan yerine yazarsak burası 3 bölü x eksi 2 arkadaşlar. Burası artı 3 bölü. Burası x artı 2. Basit kesiri ayrılmış şekli dediğinde eğer A'lı belli yoksa buradan bu şekliyle arayacağız.